Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Tebrikler Emre. Çok teşekkürler. Vallahi ağzına sağlık. Hani sürpriz yapacaktı? Bana biraz sürpriz gibi geldi. Ben ilk defa Emre'yi böyle görüyorum. Yani böyle... Ben de oynayacak zannettim yani. Ne bileyim sürpriz oynayacak deyince. Valla benim gibi bir kalas yontulursa anca bu kadar yontulur. Estağfurullah. Estağfurullah. Ne demek? Peki. Armağan'cığım. Şarkıyı Tarkan'dan çok fazla dinlemiş. Severek dinledim. Bence biraz Tarkan taklidiydi. Ama... Enikon'u Tarkan sesleri, Tarkan taklidiydi. Enikon'u Tarkan taklidiydi ama okudu mu? Evet okudu. Ama Tarkan taklidi yaparak okudu. Peki. Bu kadar mı? Bu kadar. Tamam. Ama tabii dans hariç. Dans hariç. Peki. Dans biraz Ajda Pekkan taklidiydi. Bülent Hanım. Şimdi ben Tarkan'ı, Pekkan'ı falan bilmem oralarını. Yalnız okuyuş itibariyle gayet güzel okudu. O gerdaniye perdesinden rast perdesine sol fa mi re do si la sol. O iniş süperdi bir kere. Çok teşekkür ederim. Parayı aldı. Teşekkür ediyoruz. Ebru Hanım. Çok güzel. Yani bugünün güzel performanslarından bence birisi Emre'ye aitti. İlk bölümde de okuduğu şarkı bence güzeldi ama bu aldı götürdü. Bunu böyle olacağını biliyordun herhalde. Ben herkesin önünde değerli yapımcımız Osman Tan Erkır Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Eden. Çünkü bu şarkıyı okumamı kendisi önerdi ve bir anda şimşekler çaktı. Aa çok güzel oldu, niye düşünmedik diye. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ne kadar güzel böyle söylediğin şarkıyı çok güzel söyledin. Ekip olarak biz düşünüyoruz. Ekipteki arkadaşlar da böyle bir şey söylediler. Ağzına sağlık. Peki Orhan Bey. İşte size tam anlamıyla oryantal ezgilerden oluşan bir Alaturka eser daha. Aynen böyle. Yani şu anda pop deniliyor ya başlık olarak değil. Sevgili Tarkan gerçekten bunu çok güzel okudu ve ayrıca Tarkan'ı da çok severim. Çok başarılıdır. Hepimiz takdir ederiz. Bu ezgide her yerde söyleniyor zaten. Geçen söylediğim gibi. Burada benim ısrarla üzerinde durduğum bir şey vardı. Türk popu diyorlardı. Türk popu denince ne anlaşılıyor? Bunun iki anlamı vardı. Batıdaki yapılanın Türkiye'de çalınışı mı, icra edilişi mi, yani adaptasyonu mu, yoksa bize ait olanın yorumlanması mı? Bana göre Türk başlığını koymak için bizden olanın olması gerekiyordu. Şimdi bu bize doğru döndü. Türk popu diyebileceğimiz bir yapıya yeni yeni girdik. Ama batıdan olan adaptasyonlar o batı ezgilerinin bizdeki çalınmışı anlamına gelir. O Türk popu değildir. Sadece adaptasyondur, bir misyonu burada götürmek demektir. Emre tabii bunu çok güzel yaptı. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Buyurun. Ezgileri, güzel ezgileri, ezgiler bizdendir veyahut bir başkasından ne olursa olsun. Bir güzel ezgiyi düşünün, bir insanı düşünün daha doğrusu. Bu insana... Kovboy elbisesi giydirin, kızılderili elbisesi giydirin, Çinli kıyafetinde olsun veyahut Afrikalı olsun. Neticede o insan özünde neyse o odur. Yani bir eserin yapısı neyse o odur. Fakat o giydiği elbiselerde onun yorumudur. Evet. Bunu böyle düşünmek lazım. Yani öz ve biçim meselesidir bu. Bu şu anda Alaturka bir eserdir. Oryantal ezgilerden oluşmuştur ve çok iyi yorumladı. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hemen puanları da alalım. Her iki şarkıyı da değerlendiriyoruz. 7 verdi Armağan Çağlayan, 9 verdi Ebru Gündeş. Ebru Gündeş'ten 9, Armağan Çağlayan'dan 7. Orhan Gencebay 9, Bülent Ersoy 9. Çok teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. 34 puan zannediyorum. Evet, Emre'cim hemen bir kez daha sen aday numaranı bizlere hatırlat. Aday numaram 102. Destek olan olmayan herkese, tüm Türkiye'ye, Popstar Alaturka izleyenlerine saygılarımı sunuyorum efendim. Teşekkürler Emre. Eğer Emre'nin bu performansını beğendiyseniz
102 yazıp 3404'e gönderiyorsunuz. Sırada bakalım kim var? Evet, sırada şimdi Erkan var yanımda. Erkan çok iyi olacak inanıyorum bu şarkıyla. Harika olacak. Aday numaranı alalım hemen. Aday numaram 104. Başarılar diliyorum sana. İyi şanslar. Sözü müziği sevgili Kayhan'a ait, yemin ettim diyecek. Alkışlarınız çok kuvvetli gelsin Erkan için.